Evet arkadaşlar merhabalar nasılsınız? İyisiniz umarım her şey yolundadır. Dersimize başlıyoruz. Ekran paylaşıyorum. Eksantrik İlimler Akademisi'nde online astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Horror Astroloji'den Medikal Astroloji'ye, Dünya Astrolojisinden ilişkiler Astrolojisi'ne, Finansal Astroloji'den kendi geliştirdiğimiz Astro Trading Teknik Analiz yöntemlerine kadar birçok uzmanlık alanıyla eğitimlerimiz sizleri bekliyor. Derslerimize dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Eğitimlerimiz farklı içerikler üzerinden online uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Müfredatımızda bulunan konuları dilerseniz tek tek konular halinde veya hazırlık, temel, ileri, uzman, seviye sınıflarımızda full paket içerik olarak da öğrenebilirsiniz. Katılımcılar pekiştirmek istedikleri konularda tekrar derslerimize ücretsiz olarak da katılabilirler. Kampanyalarımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi için 0543 297 5530 numaramızdan hemen arayın. Instagram hesabımızdan ve web sitelerimizden bizi takip edebilirsiniz. 17 17 Temmuz 1994 11.05 Kocaeli. 26 derece Başak, doğru mu? Baksana Mars'ta Lilith burada 9. evde. Mars Satürn'e kare. Bir sürü anlaşmazlıklar. Okulda öğretmenlerle mi sorun yaşadın? Burada bak Mars, Satürn kare, e, Şiron kare. Yani bir, daha bir nevi adeta çocuk yara almış ya. Yani aslında çok güzel bir açıları var. Yani Jüpiter, Satürn arasında, Ay, e, Güneş arasında. Ay kuzey alme gidiyor, Jüpiter kuzey alme gidiyor. Akrep Burcu'nda ikinci evde. Ya yani her halükarda bu çocuk bir şekilde para kazanır. Yani bir şeyler yapar. Natal haritasından dolayı ama tabii evlilik ilişkilerinde de bazı sorunlar yaşayacak gibi duruyor. Kendini dışlanmış gibi hissediyor olabilir. ilişkilerinde kadın erkek ilişkilerinde hani ikili ilişkilerde böyle sevilmediğini hissediyor olabilir. Böyle sevgiyle ilgili şüpheci kuşkucu acaba beni seviyor mu falan. Satürn Venüs karşıtlığı bu sevgiye yani bunlar hani böyle sev çok fazla sevildiğini hissetmeyebilir yani karşı cins tarafından e, ya da ilişkilerinde böyle Satürn Venüs karşıtlığı işte o böyle bir soğukluk karşı taraftan hissedebilir. Karşı tarafa ilgisini ilgisiyle sorunları olabilir böyle yani karşı cinsle sorunlar yaşayabilir bazı ilişki problemleri. Evlenirken de biraz dikkatli olsun ama yani baktığımız zaman hani Merkür Jüpiter trinesi Satürn üçgeni yani bu üçgen güzel bir üçgen. Dolayısıyla ona güzel şeyler katar mesleki olarak en azından ama ilişki evlilikte dikkatli olsun. Şimdi bakalım Marsilit var ya bu da yurt dışı ile ilgili. Gat da orada yurt dışında okul bak bütün kötücül etkiler hep okul akademik kariyerine nasıl vurmuş şimdi. Hani yine korkutmak istemiyorum seni yurt dışına gitsin ama böyle yani yurt dışından bir gün bir yer, bir gün geri gelmek isteyecek ya da orada pek kalıcı, kal, yani kalıcı olmayacak. Orada da büyük sorunlar yaşayabilir aynı akademik sorunlar yaşadığı gibi. Çünkü akademikle akademiyle yurt dışı aynı ev, aynı konular yani olasılık türetecektir. Yani bir şekilde oraya gittiğinde de yurt dışında da olasılıklar türecek. Yani Marsilit orada, Gat orada. Yani zaten kader ona diyor ki kuzey adımı ay vatan yani burada. Yani ay kuzey adımı ile birlikte yani vatanda kal gibi. Ama tabii dördüncü ev değişken ya biraz gezenti bir yürü olabilir. oraya buraya gidebilir ama yani bir gün geri gelecek yine buraya baktığımız zaman Rusya'da neresin diyorsun sen Rusya üzerinde Merkür özellikle Moskova'dan Merkür geçiyor bu güzel bir şey bak şurada güneşi var görüyor musun Rusya'nın doğu kanadı ondan sonra güneş buradan geçiyor Kazakistan Özbekistan Türkmenistan üzerinden güneş geçmekte Tabii Merkür aynı zamanda Malatya'dan da geçiyor yani o Rusya'dan geçen Merkür illa Rusya'ya gitmesine gerek yok Almanya'ya giderken dikkat etsin onun meşhur şu 9. evdeki Mars var ya Mars. O Mars buradan geçiyor. Özellikle Almanya, İtalya bölgelerine giderken çok dikkat etsin. Yani bu bölgelere gitmesin. E, bu bölgelerde o Mars çok ciddi aktif olur. Zaten Mars orada tekare, kare. Satürn karesi Lilith'le birlikte. Yani oraya gittiğinde sorunlar yaşar. Özellikle sana şöyle söyleyeyim yani Fransa, Almanya, İtalya şurayı haritadan çıkar yani. Çocuk sadece buraya gezmek için belki gidebilir ama herhangi bir iş yapmasın buralarda. Çünkü 9. evindeki Mars, Lilith, Satürn karesi aynen de bu bölge üzerinde aktif diyebilirim. Yani o Mars burada MC'ye geliyor yani tekareli Mars MC'ye geliyor, Satürn DSC'ye geliyor, Şiron, Lilith hepsi buradan geçiyor yani özellikle bu bölgeye gitmesin yani. Almanya, yani Avrupa hani Fransa, İtalya, Gel Almanya üçgeni. Dur 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 dur. Elasmus'ta Polonya'daydı değil mi? Ana şimdi bak şimdi görüyor musun artık nasıl çalışıyor? Yani kulağına küpe olsun çocuğa söyle kesinlikle şöyle diyeyim. Avusturya'nın bak baksana şöyle söyleyeyim hani İtalya şu çizmelik kedi çizmeden tut Fransa şu bölgeye gitmesin. Yani onun için zor olacak. Var Avrupa'yı sildin hayatımdan diye tamam gezmeye gitsin de hasta olup geri gelir. Yani veya problem yaşar. Yani buralara uzun vadeli gitmesin yani tamam mı? Gidecekse daha çok böyle Türkmenistan. Rusya tarafları daha iyi. Hani Kırgızistan, Mırgızistan falan. Şimdi bak arkadaşlar güneş geçiyor yani tamam mı buradan? Güneş geçiyor burada. Ee, burada Mars hani zorlayıcı bir Mars var yani onun Satürn'üyle ile ilgili. Ve evliliğini engelleyebilir. Ya da evlendikten sonra sorun çıkarabilir. Şimdi ne zaman çıkaracak onu biliyor musun? Bu Satürn balık burcuna girince. 2023'ten sonra falan o yaşar onu. Şimdi değil. Şimdi Satürn buradan geliyor anladın mı? Mars'a Tırna yapıyor şimdi o ev aşık olur anladın mı? Tabi balığa geçti mi o Mars'ı çalıştırır orada ona gösterir orada gündeme. Yani kızla arasında bir sorun olabilir orada. Tabi şimdi biz şimdi hani zemin hazırlamayalım ama e, yine de takip et yani bu konuyla ilgili bir sorun e, olmaması açısından gerekli tedbirler alınabiliyorsa ki bu durumlarda tedbir zor alınır. İkili ilişkilerde ilişki Aslında manipülasyon zor. Yani her konuda manipülasyon yapabiliriz ilişkiler Aslında yapamayız neden? çünkü iki tane şahıs var ortada. Yani ben kendimi zor kontrol ediyorum. Onu nasıl kontrol edeceğim? Anladın mı? Bak yani bu kız gerçekten senin oğlunla yapabilir mi? Sen oğlunu daha iyi tanıyorsun. Ama kaynanalık da yapma yani tamam mı? Ama bak gerçekten şöyle pozitif anlamda yani bu iş olur mu olmaz mı? Bir tart ölç bakalım bir. Birkaç sınav yap bakalım bir. Çalışıyor mu bunlar? Ya yani bu Satürn Venüs karşıtlığı çalışıyor mu? Al çocuğu bir konuş karşına. Ne bileyim çocuk bunu gerçekten istiyor mu? Erkek bu. Sonuç itibariyle bugün ister yarın istemez. Dolayısıyla hani var mı bir sorun acaba ilişkisinin içinde? Hani bu çocuk bunu sana anlatıyor mu? Evlenmek istiyor da. Dediğim gibi ergenlik çağını geçmiş olan her erkek evlenmek ister. O zaman uzun var. Bak güzel şeyler var. Demek o zaman yani demek haritada illa yani uyumlu da olabilir. Yani burada biz şimdi haritayı bilmiyoruz. Çocuğunun aşk ilişkisiyle ilgili Satürn-Venüs-Mars karesi var. Hani bu çocuğun sevgilisiyle bir problemi var. Ama çocuğun şimdi ben bilmiyorum hani detaylarını. Ama depresyona girebilir bu çocuk ilişkisinde. Bir de güneş balıkla birlikteyse kesin girer. Ama nasıl giriyor acaba? Kızı ona mı vermiyorlar? Kızın babası sorun mu çıkarıyor? Bilmiyorsan onları bilmiyorum yani şimdi ben. Çocuğun artısını bir incele. Kızın artısını bir incele. sinası yap. Kompozit yap. Bir bak değerlendir bakalım. Yani acaba bir yerlerde sorun yaşayabilirler mi? Ben Belçika'da neden evlendiğimi coğrafya nasıl bulabilirim? Zaten bir kere Natal da zaten hani Natal Arıtan zaten 9. evde Venüs var. Hani diyorsun ya ben niye Belçika'ya evlendim? Venüs 9. evde yani. Dolayısıyla yani sevgilin şeyden e, ve 7. evin yöneticisi yani yücelim yöneticisi burada. E, 8. evin yöneticisi Jüpiter terazi. Jüpiter terazi zaten hani konsept olarak zaten uluslararası. Anladın mı? Evlilik veya buna benzer şeyler <laughs> veriyor. Tabi ee, tabii sen vatanına bağlı birisin. Ay Boğa dördüncü evde çok sabit bir kadınsın ama tabii ki bu etkiler kader seni dışarı göndermiş. Ama o zaman demek ki Belçika'ya da sabit sen vatanın olmuş oluyor. Yani sen bir yere bek için çok zorlanırsın. Gittin mi de geri gelmez. Böyle adres değiştirmekten hoşlanmayan birisi. Şimdi şu anda sen kaç yıldır Belçika'dasın? 18 mi? Tamam mı? Orası senin artık vatanın yani. Sen bak dediğim gibi Ay Boğa ya dördüncü evde. Senin gitmen zor. Gittin mi de geri gelmen zor. Yani sen giderken çok zorlanmışsın. Hani Satürn terazi. Hani bunlar güzel bir Bu 9. evde olması işte seni böyle uluslararası bir ilişkin içine gönderiyor. Ee, Venüs de terazi. uluslararası yani burada senin neden hani astrolojik olarak zaten Şimdi peki bakalım Belçika senin için iyi mi? Coğrafi olarak ben Belçika nerede? Hollanda, Nederland, evet. Antwerp. Şurası falan galiba değil mi? Hemen. Evet. Oradan Venüs'ün geçiyor. Bak şimdi bak bak bak. Olaya bak. Yani bel açıyorum Venüs'ün geçiyor oradan. Ve zaten senin Natal Haritan da bunu vaat ediyor. Aynen ve seni Netherland'a gönderiyor. Şey an Belgium'a gönderiyor. Belçika'ya gönderiyor. Görüyor musun? Bak enteresan mesela. Et diyorum tam açıları görelim. Şuradan bir Merkür ASC Karen var. Şu bölgede bazı anlaşmazlıklar çıkabilir hayatım. Ama genel anlamıyla güzel yani. Bu bölgeden çok güzel bir Venüs'ün var burada. Venüs MC kavuşum. Sen Türkiye'de doğup da Belgium'a gidersen. Senin Venüs MC'de çalışır. Bu da Venüs zaten MC'ye çok yakın. Hani oraya gittiğinde bu Venüs'ü daha böyle hani o uluslararası ilişkiler yani işte o. Ha bak evet. bak bak. Dördüncü evinin dispozitörüne bak. Ay boğa. Ha. yani senin vatan da uluslararası. Sen uluslararası bir kadınsın. Tabi ay boğa olduğu için senin gibi bir kadın mesela hani böyle gezmekte zorlanır Yani işte farklı ülkelerde yaşamakta zorlanabilir. Şu anlamda. Çünkü sen gittiğin yerde kök sağladığın için kendi vatanın için belirlediğin vatanın gibi belirlediğin için zorlanırsın. Venüs seni dışarı çıkartıyor bak. Görüyor musun? Dispozitör seni dışarıda. Yani dolayısıyla burada seni bir şekilde uluslararası çıkarmış. Sen vatana dönebilirsin gene. Oradan hareket edebilirsen eğer Belçika'dan gitmeyi göze alabilirsen Türkiye'ye geldiğinde geri gitmek zor gelecek bu sefer. Burada bak yani e, böyle sen zırt pırt yer değiştirmezsin. Burada Venüs'ün de bak bir güzel oradan geçiyor. Gördün mü? Venüs geçiş evet. attın orada. Yani bir güzel sorduğun sorunun Cevabı hemen tak diye geldi. Şöyle direkt olarak görürsek tutulma anında. Sen işte doğduğun anda. Gökyüzünde Venüs zaten seni Belçika'ya göndermiş. Sen bir şekilde bu bölgelere illa Belçika'da olmak zorunda değil. Yani sen Fransa'da da mutlu olursun. Evet. Fransa'dan da geçiyor. Hiç Fransa'ya gittin mi? Evet ve beğenmişsindir yani. Aynen Venüs işte. Venüs hem para hem ilişki. Yani her iki şekilde de çalıştırıyor senin aratağında. Bir de yönetici konumda 9. evde. Aynı zamanda senin para kaynakların evet 9. ev konularından gelir. Bir venüsün var satürn var hepsi yönetici konumda. Artı jüpiterin orada jüpiter terazi orada sana uluslararası ilişkiler konusunda genişletiyor. Çevre veriyor yani jüpiter biliyorsun büyüten bir şey çevreni genişletiyor bilgini genişletiyor. Sen bütün eğitimlerini orada almışsındır. Sen Türkiye'de bir şey öğrenmemişsin ki sen oraya gidince öğrenmişsin. Ama oradayken bunları yapmak aklına gelmiş. Sen bu coğrafya üzerinde olasılık türet. Bak sana daha büyük şeyden gösteriyorum şöyle. Sen tamam mı? Şurayı komple vatanın olarak ilan et. Norveç'ten, Çekya ucundan, Avustralya, Fransa, İspanya, şu bölge İngiltere üzerinde kesinlikle bu bölgeyi terk etme. İlla terk edeceksen aşağıya doğru gel. Fransa'ya doğru, İtalya'ya doğru, Türkiye'ye doğru değil. Ya Cezayir'e gitsen aynı açı oradan geçiyor. Cezayir bile seni, senin için iyi. Fas'a gitsen daha iyi be. İspanya'ya gitsen. Bak İspanya'ya gitsen Türkiye'den daha rahat edersin. Fransa'da, Avusturya'da, İtalya'da. Evet. Ya Türkiye'ye gelirsen de Antalya, Konya taraflarına git. Flüto geçiyor İstanbul'dan. Seni kesinlikle ya, tam yerini bulmuşsun. Hayırlı olsun. Orada hayatına devam et. Var mı sormak istediğin bir diğer haritaya geçeceğim. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere derslerdi yine. Alamam. Ben yurt dışına taşınacağım 2024 yılında. Doğum tarihi vesaire bilgileri 2004 yılı için bakmalıyım değil mi? Sen yurt dışına çıkacaksın doğru mu? Fransa'ya gideceksin. ASC dispozitörü direkt Venüs ikizler. Ee, ama Gat'la birlikte sanki kadersel bir şeymiş gibi. Burada Venüs, Jüpiter karen var. Zorlayıcı bir olay, yolculuk olacak. Zorlayıcı şeyler barındırıyor yalnız. Jüpiter tek ya. Jüpiter karmik tekare senin. Sen partnerinle ilgili, uluslararası senin bir, yurt dışından bir partnerin var mı senin? Yurt dışında bir ilişkide bir zorluk yaşama ihtimalin var. Jüpiter, Juno. Yanında birileri var biri var yanında. O kişiyle kadersel bir zorluk yaşayacaksın ama bunu çözeceksin. Güneş çünkü sana destek veriyor. Yengeç Burcu'nda. Bu sorunu çözeceksin. Uluslararası bu sorunu çözeceksin gibi duruyor. Yani tek kare ama çözüm var. Jüpiter bir de Balık Burcu'nda çok yücelimde. Orada bir işte Juno var. Biri var orada. Şimdi bakalım bakalım. O kim? Neye olabilir? Hangi ülkede? Fransa haritasını çıkartıyorum. Fransa'ya gidiyoruz. Plüto geçiyor. Evet. Bakalım. Aha! Fransa'da sen bu adamla tanışıyorsun. Venüs'ün oradan geçiyor. Juno'nun oradan geçiyor. Aynen Fransa. Fransa'nın Doğu ta Batı tarafı. Gördün mü? Yok, Juno. Biraz önce gösterdiğim o dedim ya hani Senin harita 9. Ev, e, uluslararası veriyor. da Orada bir Juno var. Senle birlikte git evet. e, orada bir sorun yaşıyor ama çözüyorsunuz falan. Şurasını veriyor tam. Senin gitmek istediğin yer neresiydi? Paris'ten Pluto geçiyor. Şimdi Plüto geçişleri çok derindir böyle. Hemen bakıyorum şimdi haritana. Plüto ay karşıtlığın var. Plüto Neptün seksil ay karşıtlığı var. Haritanda Merkür Plüta karan var. Oraya gittiğinde Venüs hattına doğru yakınlaş. Bu tarafta fazla durma. Şu aks üzerinde fazla durma. Tamam mı? Daha çok bu tarafa doğru gel. Hatta İspanya tarafına insan muhteşem çalışıyor haritan İspanya'da. Şöyle yani şu bölge senin çok güzel çalışıyor. Evet Fransa'yı da etkiliyor. Yani şu bölge ama yani fazla doğuya gitme Fransa'da yani tamam mı? Batı tarafına İsviçre tarafından hani daha çok batı tarafına kay yani o sahil tarafına doğru ve şeye yani İspanya taraflarına doğru in. O bölge üzerinde daha fazla olumlu enerjin var çünkü. Yani Fransa'ya da gidebilirsin problem yok yani Plüto'nun olduğu için diyorum yani çok seni derin biraz sıkabilir e, böyle içinden çıkılmaz sorun, sorunların içine sokabilir falan ama daha çok o, senin e, İspanya ya da Fransa'nın batı kanadı ya da İspanya kanadı İspanya komple diyebilirim bu coğrafyada ve Juno oradan geçiyor görüyor musun şu an bir erkek arkadaşın yok ama oraya gittiğinde olabilir. Çünkü orada Güney Aydın'ın Venüs kavuşumu var. Venüs-Gat kavuşumu nereden geçiyor? Madrid'den. İspanya, Granada, Cordoba. Yani işte bu bölgeler bak. Ben sana şöyle işaretleyeceğim ben sana. Bergüm açtım. İspanya, ee, Fransa. Bak şu bölge. Şu bölge senin için yani Fransa'nın daha çok bu tarafına kaymalısın. Daha çok bu tarafa kaymalısın yukarı yukarıda gidebilirsin. İngiltere taraflarında da çıkabilirsin. Bu açık aynen İngiltere ve İrlanda'da da geçerli. Aşağıya doğru kayıyor. İspanya. İstersen bu İspanya kanalına aşağıya da inebilirsin. Fas ama ne işin var? Yani daha çok İspanya yaşanabilir olarak. Anladın mı? Fransa'nın evet. Batı kanadı. Yani pa pa Paris taraflarında fazla kalma özellikle. İsviçre, Paris, Cenova taraflarına hani evet. gezmeye gidebilirsin ama buraları konaklama olarak kullanmamalısın daha çok bu tarafları kullanmalısın. Hocam ben iş sebebiyle Almanya'ya gitmek istiyorum. Ara bakalım. Alo. Kiminle görüşüyorum? 22 Ekim 1987 saat 22 Bursa. Jüpiter Koç ve 9. evin yani 8. evin çıkışında 9. eve çok yakın. Ve Uranüs'ten kontak almış bir Jüpiter var. Yani bu sana ani seyahatler, ani geziler verecektir. Şöyle bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Almanya'ya gitmek istiyor arkadaşınız. Bakalım Pluto açıları nasıl çalışıyor? Pluto ASC seksil var. Venüs Pluto'dan ayrılmış. Almanya taraflarından Pluto geçiyor. Juno. Ha, sen şimdi diyorsun ki ben partner içinde için de soruyorum. Doğru mu? Şimdi partner için soruyorsun. Bak tam da Almanya bak. DSC Juno. Belgium, Hamburg, Lüksemburg. Yani Lüksemburg gibi şu bölgede. Bak Venüs Merkür var. Görüyor musun? Alt taraftan. Şu aks Venüs Merkür. Ve bu, bu, bu da böyle burada kesişiyor bak Juno. Şu bölgeye mutlaka bir gitsen. Bir orada bir kafede otur bence. Burada ya da biriyle tanışmak için buralara git. Yani yani alıcı gözüyle bak yani anladın? Mı? Ya bakalım bakalım bu bölgelerin insanları nasılmış yani. Tanıyalım gözüyle bak yani tamam mı? O bölgelerde. Özellikle bu bölgede biriyle tanışabilirsin. Hayat hiçbir zaman tesadüf içermez onu söyleyeyim. Yani bu bölge üzerinde biriyle tanışabilirsin. Yine bakalım şöyle ee, Almanya üzerinde et espekt açıyorum komple açılar. Açıları ekledim. O süper. Sen Almanya kesin git. Sen Almanya'ya gidecek misin? Gittin mi? Eskişehir'den Mars üçgenin geçiyor. Hareketli, aksiyon dolu bir yer. Ee, yine Ankara, Eski Pazar, Konya, e, Kıbrıs, İçel, Mersin. Muhteşem sevgili bakımından. Hani sevgili için arıyorsan eğer. Şu bölge süper. Yine senin bulunduğun Eskişehir çok hareketli. Sen yani orada bayağı bir Antalya, Eskişehir o aks senin çok aksiyon dolu bir aks. Haritan da Mars ne vaat ediyor? O Mars Neptün karen var. Yalnız orada yaşadığın ilişkilerde yani bu bölgedeki ilişkilerde sorun yaşayabilirsin. Kandırılma, aldatılma. Bursa'dan hiçbir şey geçmiyor evet. Evet Bursa'dan hiçbir şey geçmiyor. Kuzey ay güney ay yine Neptün üçgenlerin Çanakkale, İzmir, Ege, Bodrum. Hani Ege bölgesi üzerine hakim. Mars burada Eskişehir üzerinde, Antalya aks aksi üzerinde çok aktif. Çok hareketli, seni çok yormuştur orası ya. Bu e, Eskişehir falan. Yani senin Karadeniz bölgesi üzerinden e, Ankara, Mersin'e doğru inen bir çapraz var. Bu çapraz hatta Merkür-Venüs kavuşumunu var. Bu çapraz hat T nereye kadar gidiyor bak? Ukrayna'ya da gidiyor. Yani oralardan da geçiyor. Yani Estonya taraflarından da geçiyor bakınca. Yani aynı zamanda Polon Polonya Almanya taraflarından da başka bir aks geçiyor. Yani orada da bir evet, Venüs Merkür IC kavuşumları var. Yani orada bu, bu kesinlikle Almanya süper. Onu söyleyeyim. Almanya süper. Muhteşem. Yani şöyle söyleyeyim. Jüpiter ASC destekler alıyorsun, Güneş DSC destekler alıyorsun ha yani şu bölge üzerinde özellikle. Muhteşem. Yine bu bölgede bir tane partner var aniden hayatına giriyor. Şöyle şu şöyle diyeyim. Partner burada bak. Bunu bir git. Bunu bir gör. Jüpiter hani bu bölge özellikle süper. Yani bu Almanya süper senin için evet diyebilirim. Çok güzel. Enerji sana uygun. İyi buradaki enerji ne sonra İtalya'dan da geçiyor. İtalya'dan da geçiyor. Ama Türkiye'den böyle bir açı geçmiyor onu söyleyeyim. Senin Mars'ını güçlendirme gerek yok ki. Çünkü neden? Venüs'ün senin birbirine ağırlıyor. Yani burada Mars'ın güçlü. Yani bir, bir şey yapmana gerek yok ama mesela Diyelim Mars'ın terazi olsaydı progress haritada Mars akrebe geçince güçleniyor. 2 yıl sonra zaten Mars'ın akrep olacak. 2 yıl sonra demek ki senin iş hayatın değişecek. Neden değişecek? Çünkü Mars iş demek. Para kazançlarını progress haritada yönettiği için ikinci evde. Üçüncü eve geçti akrep olduğunda da, zaten şu anda da güçlüsün de orada da değişecek. Yani bir iş değiştirebilirsin orada. Mars çünkü progresste şeye geçiyor yani. 29 derecesi derecesi. Peki bir de... Derece. Evlilik, gör evlilik görünüyor mu? Venüs burada. 7. evde yücellemiyor ise. Venüs Akrep, 7. evde Jüpiter yönetelim bakalım, yönetelim. Jüpiter. Juno, 1987 doğumlusun. 22 buradan. Son olarak da geliyor 40 yaşında buraya kontak kuruyor. Mutlaka bir iş arkadaşına ilgili bir kontak var. Ee, bir ya iş dükkan açıyorsun ya da bir evlilik yani bu. Ah, bunu bilemeyiz ama Juno Kova 6. ev iş arkadaşı demek. 18 oradan, tabii 22 oradan 40 yapıyor ya. Tam tersine Venüs, Merkür ne kadar kötü açım var hepsi İspanya üstüne geçiyor. Evet hepsi kare. Yani seni daha çok Almanya paklar. Fransa'da evet Pluto karem var. Sakın yani Fransa'nın bu kanadından uzak dur. Bu yüzden bazı sorunlar yaşayabilirsin. Almanya, İsviçre, Nederland, hani Lüksemburg. Kesinlikle İsviçre yani bu, bu bölgeler senin yerin. Onu söyleyeyim. Mutlaka ben senin Belçika'ya şuraya çay içmeye gitmeni istiyorum ya. Bak Gidersen eğer yolun düşerse, şu yerini söyleyeceğim senin bak tam. Ee, orada hatta sana bir kafe bakacağız şimdi, bir dakika. <laughs> bir dakika dur, bir dakika. Belçika'da tamam bir dakika. Belçika'da tamam mı? Şu Merkür çünkü Merkür, Venüs nasıl çalışacak onu merak ediyorum. Uranüs, Juno, Muno falan geçiyor yani şu bölgede ne var abi? Li e, bunun adı ne? Beofaista mesela şu kafelerden bak. Point call, böyle bir yer varmış, Food Planet. Bak yemek salonu mesela. Şöyle bir yer var, restoran. Mesela buralarda, yani ne bileyim, yani tabii bu şimdi oraya sipariş üstü erkek arkadaş sipariş verilmez. Yani oralarda da ya yani oralara gitmesin ya da oradan bir tanıdığın vardır, o tanıdığının arkadaşı vardır falan filan yani. Bu tanışmalar nasıl olur? Genelde böyle olur, değil mi? Yani sen restoranda otururken hiçbir erkek cesaret edip de e, gelip yanına ya merhaba nasılsınız falan demez herhalde. Yani der gerçi diye de bilir ama bu çok düşük bir olasılık. Dolayısıyla bu daha çok hani birilerin aracılığıyla bir ortamda hani tanışmakla ilerleyen bir şekilde de olabilir. İyi akşamlar nasılsın iyisin. Sen şimdi senin ortaya bakıyoruz ben ne olduğunu bilmiyorum bana anlatırsan bakacağız. Konu ne? Bak senin Jüpiter'in yengeç ikinci evde sen uluslararası işlerle mi ilgileniyorsun? Ha yayıncılık, radyo, televizyon. Bak sende Jüpiter, Uranüs trinesi var. Senden çok iyi astrolog olur. Yani, mühendis de olur. Yani Mars, Uranüs trine, Jüpiter. Abi cillop gibi haritam var. Ee, burada hani tamam Ma Uranüs burada altıncıya doğru teknik hani mühendislik tarafını çalıştırıyor. Ama bak senin aynı zamanda öğretmenlik tarafın var. Uluslararası tarafın var. Yabancı kültürler, yabancı diller, din, inançlar. Yani sende bir sürü taraf var onu söyleyeyim. Yani mesela orada olasılıklarını çalıştırsan o da çalışır senin arkada. Yani şey var yani bak kader böyle bir şey tamam mı? Jüpiter bir sürü sembol demek o. Evet Jüpiter Uranüs trenisi. Bu sana mekanik zeka veriyor. Ya tamam sen mühendissin de. Yani şimdi bu Jüpiter'i sen uluslararası konularda da ani fırsatlar, ithalat, ihracatla da yakalarsın anladın mı? Yani şimdi ama bu senin bulunduğun yerde coğrafyadaki kafanı çalıştırma yöntemine bağlı. Şimdi ben senin detaylarını bilmiyorum. Hani sen bu konuyla ilgili fırsat ararsan bulursun. Senden süper astrolog olur. Jüpiter Uranüs üzerinden var. İyi bir öğretmensin. Öğretici tarafın var. Astroloji yani bu tarz böyle marjinal ilimlerde gerçekten ekstremler çok başarılı olsun. Zaten 6. evde Uranüs demek hani sen hem bak mühendisliğini gösteriyor hem de Uranüs aynı zamanda senin bu tarz gizli bilgiler hani Uranüs astroloji demek ya astrolog olduğunu gösteriyor. Ve aynı zamanda Jüpiter, Mars aynı anda gidip Uranüs'e kare yap şey, trine yapıyorlar. Bu da yine senin bu da aktivasyonunu artıyor ve bak Yaklaşan açı candır. Tamam yaklaşan açı gündem getiriyor hayatına. Yeni gündem getirir. Uzaklaşan açı zaten vardır. Yani yeni bir şey ortaya koyuyor. Çok da böyle yepyeni mucizevi bir şey ortaya koymayabilir. Ama yaklaşan açı koyar. Böyle yeni bir şeyler çıkartır hayatına. Sürekli yeni bir şeyler türeten bir şeydir. O yüzden yaklaşan açıları severiz yani. Jüpiter Mars kavuşumu tabi iyicil bir gezegenle Mars'ın ne işi var şimdi Mars kavuştuğu böyle bir yani böyle bir kavuşum bende de var maalesef tamam mı hani bende de Başak Burcu'nda sonra maalesef yani evet Jüpiter'in Mars'la kavuşması talihsizlik olmuş ama güzel açısı olması iyi hani bir tarafından iyi tutmaya çalışıyorum anladın mı benim de mesela Mars'ım Başak'ta güneşimle trine Allah'tan trine yoksa tamam mı zor ya Jüpiter'imi kaybedeceğim anladın mı ee, burada Jüpiter Mars kavuşumları zordur. Ha, Jüpiter Mars kavuşumu iyi tarafından bakarsak uluslararası girişim verir. Akademisyenlik verir. Öğretmenlik verir. Tamam mı? Hani çünkü Mars aksiyon ya Jüpiter'de. Burada o aksiyonunu ona veriyor yani. Jüpiter yan konularda aksiyon veriyor falan. Burada Türkiye duracaksan yani mesela Marmaris tarafları, Bodrum taraflarına inmen senin için çok daha güzel olacaktır. Şu etkinin arasında kalmak Bursa. Yani şu Anadolu tarafındaki şu Satürn karesinden kurtulmaya çalış. Yani ne bileyim şu aksa in ki, yani veya şu aksa in. Ya da evet, Güneydoğu tarafları da e, iyi. Güneydoğu tarafında da e, senin çok güzel Neptün üçgenlerin ve Venüs Juno üçgenlerin var. O taraflara da gidebilirsin. O taraflarda yine bu bölge, Diyarbakır üstü, şu bölge üzerinde bir etkileşim var. O bölgeler Türkiye için, senin için çok güzel. Özellikle Venüs IC geçiyor oradan. Venüs IC e, tam Diyarbakır'ın üstünden geçiyor. Juno ile kavuşuyor. Venüs evli misin? Yani bu bölgeyi mesela alıcı gözle bakabilirsin. Ankara, Karadeniz'in hani başlangıç şeyi Antalya, Alanya tarafları, Şiron kareleri aktif burada. Mesela Kayseri taraflarından uzak durmanı yerleşim için tavsiye ederim. Hani buralarda durma. Çünkü Adana, İçel, hani bu bölgelerdeki yapacağın yerleşimler Uranüs kareleriyle sonuçlanacak. Aniden olumsuzluk yani sürekli olumsuzluklarla mücadele etmek zorunda kalabilirsin bu bölgede. Haritanın olumsuz tarafları aktive olacak. Böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Coğrafi, astroloji ile ilgili daha fazla uygulama yapacağız. Bu arkadaşlarımız haftaya devam edeceğiz. Bu gecelik bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sorularınız varsa yine haftaya cevaplayacağım arkadaşlar. Bu gecelik bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.